جيل توخل وحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغذ في السير يبغي العلم ملتمسا وصوله فحباه الله رضوانا. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala rasulihil emin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme aslih lana niyatina ve zürriyatina ve ahsin hitamena ya rahmanirrahimin. Amma ba'd. Tuhfatü Saniye kitabından dersimizi devam ettiremiz. Nevbette 24. hadis. An Ebi Zerrin radiyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve selleme fîmâ ravâ anillâhi azze ve celle ennehu kal. Ebu Zer radıyallahu anhudan rivayet kılınadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan rivayet kılıp dediler. Allah Teala aytti: "Ya ibadî, inni harramtu zulme ala nefsî ve ce'altuhu beynekum muharraman fe lâ tezâlemû." Ey bendelerim, men zulmünü özümge haram kıldım ve onu sizlerin aranızda hem haram kıldım. "Fe lâ tezâlemû," bas şunday eken birbiringizge zulüm kılmayınız. "Ya ibadî kullukum dâllun illâ men hedeytuhu festehdûni ehdikum." Ey bendelerim, barçalaringiz zalalette sizler. Fakat min hidayet kılgen kişi müstesna. Şundayken minden hidayet soruyorlar. Sizlerin hidayetke başlayman. "Ya ibadî kullukum câi'un illâ men at'amtuhu festet'imûni ut'imkum." Ey bendelerim, sizlerin barçalaringiz aç sizler. Fakat min taamlantırgen, taam birgen yine bundan müstesna. "Fastat'imuni ut'imkum." Şundayken minden taam soruyorlar. Sizlerge taam biremem. "Ya ibadî kullukum âlin." Ey bendelerim, barçalaringiz yalangaçsızlar. "İlla men kesebutuhu." Fakat min kiyintirgen kişiler bundan müstesna. "Fastaksuni eksukum." Minden kiyim soruyorlar. Sizlerini kiyintiremem. "Ya ibadî innekum tuhti'ûne billeyli ve nehar." Ey bendelerim, sizler keçesiyu kündüzü hata kılasızlar. "Ve ene aghfiru zunube cemi'en." Min ise barça günahlarını keçiruvçi zatman. "Festaghfiruni aghfir lakum." Şundayken minden mağfiret soruyorlar. Sizlerin günahınızlarını keçemeyen. "Ya ibadî innekum len tebluğu durri fetedurruni ve len tebluğu nef'i fetenfe'uni." Ey bendelerim, sizler menge zarar yetkazış derecesine hiç kaçan yetalmaysızlar ki menge zarar yetkisenizler. Ve menga foyda yetkazadigan darajaga hech qachon yeta olmaysizlar ki menga foyda yetkazsangizlar. "Ey bandalarim, ya ibadi, law anna awwalakum va akhirakum va insakum va jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a." Ey bandalarim, agar avvalgilaringiz, oxirgilaringiz, insu jinlaringiz orangizdagi eng taqvodor insonning qalbida bo'lsangiz ham bu mening mulkimga hech narsani ziyoda qilmaydi. "Ya ibadi, law anna awwalakum va akhirakum va insakum va jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa zalika min mulki shay'a." Ey bandalarim, agar avvallaringiz va oxirlaringiz, insu jinlaringiz orangizdagi eng fojir kimsaning qalbidagi bo'lsangiz ham bu narsa mening mulkimdan biron bir narsani kamaytirmaydi. "يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر." إي بندلارم، أجر أول لارنجز وآخر لارنجز إنس وجن لارنجز برجع إذا تبلانب من دان أز حاجات لارنا سورة السلر وحربر إنسان جسورة جان مسألة سنة سورة جان نرسة سنة بيرسام ما نقص ذلك مما عندي bu mening huzurumdagi narsalarni kamaytirmaydi. "Illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhila al-bahr." Faqatgina dengizga botirilganda, ya'ni igna dengizga botirilganda undan qancha suvni kamaytiradigan bo'lsa, shuncha miqdordagina kamaytiradi xolos. "Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha." Ey bandalarim, bular sizlarning amallaringiz xolos. Men ularni hisoblab qo'yaman. Oshunga qarab sizlarga to'liq jazo mukofot beraman. "Faman vajada khayran falyahmadillah." Kim yaxshilikni topsa, Allohga hamd aytsin. "Faman vajada ghayra zalik." Kim undan boshqani topsa, "fala yalumanna illa nafsahu." O'zidan boshqani maromat qilmasin deyildi. Mana bu Abu Zar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis. Hadis qudsiy deyiladi, chunki
Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan rivayet kılıp dediler, Allah Teala aytti deyip başlanıyordu. Demek hadis kutsi, Allah Teala aytken hadisler, şimdi bunu lafzı Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'den manası Allah'tan mı, yok ki lafzı hem manası hem Allah'tan mı, ihtilaflı mesela. Doğru rağış ve lafzı hem manası hem Allah'tan değildi. Adam ki Allah Teala aytti değildi mi, aslında şu, bana şu lafızlarını özünü Allah aytken deyip itibar kılınadı. Xo'p, mana bu hadisni sharhida muallif aytadilarki, harramtu ay mana'tu. Ey bandalarim, men o'zimga zulmni harom qildim. Harom qildim degani, ya'ni men qildim deyilyapti. Demak, harom qildim deyishlikdan nima tushuniladi? Alloh taolo o'ziga qaysidir amallarni harom qilishi yoki qaysidir amallarni vojib qilishi mumkin. Allohga boshqa hech kim biron bir ishni halol yoki harom qila olmaydi, lekin Alloh taolo o'zi o'ziga qaysidir ishlarni harom qilish yoki qaysidir ishlarni vojib qilishi mumkin deyiga dalil bo'ladi bu. Xo'p, zulmni harom qildim. Zulm nima degani? Wad'u shay'i fi ghayri mawdi'ihi. Biror bir narsani o'z o'rnidan boshqa o'rniga qo'yish, boshqa o'ringa qo'yish zulm deyiladi. Biror bir narsani o'z o'rnidan boshqa o'ringa qo'yish bu zulm deyiladi. Shuning uchun eng katta zulm bu shirk deyildi. Chunki ibodat Allohga sarflanish kerak. Kişi ibadetini Allah'a sarflamazdan, bendesine, mahlukuna sarflaydıken olsa, şimdi bir an bir narsan özünün oranından başka oranına koyduğun buladı. İbadeti başka oranına sarflaşmadan zulüm kıyken buladı. Şunun için, inne şirke le zulmun azim değildi. Şirk katta zulüm değildi. Şirk katta zulüm değildi. Şimdi Allah Teala özüge, min özümge zulümünü haram kıldım dedi. Bunu görünüşlerden biri, mesela Allah Teala bir onu günah sebepli, bir onu azoblashligi bu zulm. Demek Allah Teala özüge madam ki zulümünü haram kıyken, bir onu günah sebepli, Allah Teala başka bir onu ne mekmeydi, azoblamaydı. Ve la teziru vaziratun vizra uhra deyildi. Ala nefsi, yani özümge haram kıldım deyildi. Ey, fadlen minni ve cuden. Yani fazlu merhametim bilen, fazlu keremim bilen, min özümge zulümünü haram kıldım deyildi. Ve ihsanen ila ibadi, bendelerimge ihsan kılıç babıdan özümge zulümünü haram kıldım. Fela u'akibu ahaden bizen bi gayrihi. Biran bir kimsenin günahı, başka bir onu günahı tüfeyle cezalemeymen. Vela enkusul muhsine şey'en min cezai hasenatihi. Yakşilik kılgenlerinin hasanatlarından biran bir mükafatını kemaytirmeymen. Bana bu hem zulümün ikinci görünüşü. Allah Teala min zulümünü özümge haram kıldım dedi mi? Demek yaxshilik qilganlarni hasanatlarga beriladigan mukofotni kamaytirmagan holatda Alloh taolo beradi. Ola ahkum baynin nasi illa bil adli wal qist va odamlarning orasida faqat adolat bilan hukm qilaman degan ma'no bo'ladi. Demak, zulmni o'zimga harom qildim deganda birovni gunoh sababli birovni jazolamayman. Yoki yaxshilik qilganlarni yaxshiligiga beriladigan mukofotni kamaytirmagan holatda beraman. Chunki kamaytirib berish ham zulm. Xuddi bir kishini olib kelib ishlatsangiz u lekin to'liq undan talab qilinadigan ishni undirib olib, to'liq ishlatib, lekin haqq berishga kelganda masalan to'liq bermasangiz, mana bu zulm hisoblanadi. Alloh taolo yaxshilik qilganlarni o'sha hasanatlarini kamaytirmagan holatda beradi, odamlarning orasida adolat bilan hukm qiladi. Xo'p, mana shu yerda haromtul zulma ala nafsi deyildi. O'zimga zulmni harom qildim degandan yana dalil olamiz, Alloh taologa nisbatan nafs kalimasini ishlatish joizligi. Bu Kur'an'da hem geldi. İsa aleyhisselam te'alemu ma fi nefsi ve la a'lemu ma fi nefsik deyildi. Lekin nefs sözü kaysi manada zat manasıdı. Nefs, Allah Teala'ya nisbeten işletilir diye nefs zat manasıdı. Yani bu yerde şey nefsi, zulümünü nefsimge haram kıldım degen, yani özümge haram kıldım degen. Nefs şu özü manasıdı, zat manasıdı. Yani aşıkça nersemez yani. Şu Allah'ın zatı nazarda tutuladı nefs degen peyde. Lekin işletiliş caizliğe eğitiliyordu bu yerde. Şuna bakayım. Ve cealtuhu beynekum muharrama. Zulümünü özümge haram kıldım ve öz sizlerini arengizde hem haram kıldım dedi. Ey hakemtu bi tahrimihi aleykum. Haram deyip hüküm kıldım. Fela tezalemu. Şimdi iken birbirilerge zulüm kımeyler. Ey la yazulim ba'dukum ba'da. Bi teşdidi zah ve bi tekhifiha deyipti. Bi teşdidi zah busa. Fela tezalemu buladı. Bi teşdidi zâ deyilse, kendi okuladı. Fela tezzâlemu. Ve bi tekhfifiha,
aynı bir tahfifi hadagi hazamir zage kaytadı. Demek tavalemu fiilidagi za harfini taşdid bilan oqsa ham bo'ladi, tahfif taşdidsiz oqsa ham bo'ladi. Taşdid bilan oqsangiz fala tavalemu bo'ladi. Taşdidsiz oqsangiz fala tavalemu. Asluhu tatavalemu. Asl fala tatavalemu. Kullukum dallun. Ya ibadi kullukum dallun. Ey bandalarım barchalaringiz zararattasizlar. Ey anil haq. Yani haqni topmagansizlar. Haqdan adashgansizlar. İlla men hadaytu faqat men hidayat qilganlar bundan mustasno. Ay waffaqtuhu limtithalil awamir wajtinabin nawahi. Yani buyruqlarimga bo'ysunish qaytargan qaytarqlarimdan qaytishga muvaffaq qilgan kimsalargina bundan mustasno. Fastahduni. Mendan bas mendan hidoyat so'ranglar. Ay utlubu minni dalala ala tariqil haq. Haq yo'liga dalolat qilishni mendan talab qilinglar. Wal isal ilayha deyapti. Haq yo'liga dalolat qilish va unga yetkazishni mendan talab qilinglar, mendan so'ranglar. Keyin barchalaringiz, ey bandalarim, barchalaringiz ochsizlar. Faqat men taom berganlar mustasno. Bas shunday ekan mendan taom so'ranglar. Ay utlubu minni taom, ya'ni mendan taomni mendan talab qilinglar degan ma'no. Xo'p, tuxtiuna degan ta'samun. Ya'ni ertayu kech gunoh qilasizlar, xato qilasizlar, ya'ni gunoh qilasizlar deyapti. Tuxtiuna bi dammita ala riwayatil mashhura. Mashhur rivoyatga ko'ra ta'ni zamma bilan o'qiladi. Tuxtiuna bo'lib. Va ruya bi fathiha va fathi ta. Fatha bilan ham o'qilishi rivoyat qilingan. Shunda taxtauna bo'ladi. Va bi fathi ta ta'ni ham ta'ni ham fatha bilan taxtauna deb ham rivoyat qilingan deyapti. Lekin mashhuri tuxtiuna. Axtoadin. Axtoa yuxtiu, ya'ni tuxtiuna sizlar xato qilasizlar. Va ana xiru zunuba jami'an g'ayra shirk. Men barcha gunohlarni kechaman deyapti, shirkdan boshqa. Tavba qilinsa, ya'ni hayoti dunyoda tavba qilinsa, Alloh shirkni ham kechadi. Lekin tavba qilmay Allohga yo'liqadigan bo'lsa, shirkdan boshqa gunohni Alloh kechishi mumkin. Lekin bu yerda zohiri shu hayot dunyoda, chunki sizlar ertaga kech gunoh qilasizlar, mendan mag'firat so'ranglar, men kechaman deyapti. Hayot dunyoda mag'firat so'rash nazarda tutilayotgan bo'lsa, shirkdan istisno qilinmaydi, balki Alloh taolo shirkni ham kechadi. Fastag'firuni ay salunil mag'fira. Mendan istig'for so'ranglar, talab qilinglar degani va yasatru zambi va mahvu atharihi. Mag'firat nima degani? Gunohni bekitib izini o'chirib yuborish. Gunohni bekitib uni izini o'chirib yuborish, mana bu mag'firat deyiladi. Chunki mig'far yoki g'afara o'zi satara bekitdi degani. Shuning uchun mig'far deymiz, boshga keladigan dubulg'a deymizmi? Dubulg'ani mig'far deyiladi. Chunki boshni to'sib turadi. Qilich zarbasidan, boshqadan jangda masalan to'sib turgani uchun mig'far deyiladi. Endi gunohni shu satr qilib bekitib, uni izini o'chirib yuborish bu mag'firat deyiladi. Qamu fi sa'idin wahida fi ardin wahida. Bir yerda to'plansa degani. Al mihyat al ibra. Mihyat bu igna. Uhsiha ahfazuha. Ya'ni hisob kitob qilaman degani. Xo'p, endi mana bu hadisdan olinadigan foydalarni aytadi. Birinchi foyda az-zulmu muharramun bi kulli anwa'ihi. Zulmni barcha turini harom ekanligi. Zulmni barcha turi harom ekanligi. Xo'p, barcha turi degandan. Xo'p, zulmni nima turi borki barcha turi harom deyilyapti? Avvalambor katta kichikligiga e'tibor bilan katta yoki kichik zulmga bo'linadi, hali keladi. Zulm yoki katta zulm yoki kichik zulm bo'ladi. Katta zulm bu shirk deyildi. Kufr zulm bu katta shirk. Kichigi bu bandalarni orasida bo'ladigan, bandalarga taalluqli bo'lgan zulm. Shirkdan boshqa gunohlar, shirkdan boshqa gunohlar. Xo'p, keyin yana zulm boshqa e'tibor bilan kimga taalluqli bo'lishligi e'tibor bilan yana banda o'ziga zulm qilishiga bo'linadi. O'ziga zulm qilish mumkin yoki boshqa birovga zulm qilish mumkin. O'ziga zulm qilish gunoh qilish bilan. Gunoh qilish bilan inson o'ziga o'zi zulm qilayotgan bo'ladi. Va birovlarga zulm qilish mumkin. Birovlarga zulm qilganda ham moliga taalluqli bo'lishi mumkin, obro'siga taalluqli bo'lishi mumkin va hokazo. Mana bularning hammasi zulm, shu zulmni barcha turini Alloh taolo harom qildi. Va yana shu barcha turini harom qildi degandan tushunamizki, zulmni boshdan birovga avvaldan zulm qilish bor, bu ham harom. Sizga zulm qilgan odamga jazo sifatida jazo beraman deganda zulm qilish ham nima qiladi? Mana shunga kiradi. Bu ham harom deyiladi. Ya'ni ba'zilar birov molini nohaq tortib olmasa ham, hech qanday zulm qilmasa ham, borib molini tortib olish bilan zulm qiladi. Dastavval zulm qilish ham harom. Endi kimdir sizga kelib,
siz zulüm qilmagan biron bir kishi kelib sizni molingizni tortib olsa, sizga zulm qilgan bo'ladi. Endi menga zulm qildi deb siz ham kelib turib uni molini tortib olsangiz, lekin sizdan 1000 so'mingizni tortib olgan bo'lsa, siz 10000 ni tortib olsangiz yoki 2000 ni tortib olsangiz, ha desa meni ham vaqtida pulimni yeb ketgan, meni ham vaqtida o'qib ketgan desangiz. Mana shu javob tarzida bo'layotgan ishingiz ham agar adolatdan tashqariga chiqib ketib qolsa, o'zingizga qilib haqingizni olmasdan ko'proq qilib qaytib olsangiz, bu ham zulm bo'ladi. Buni ham Alloh taolo o'sha zulmni harom qildim deganning ostiga kiradi. Hatto haqorat qilish masalasida ham deyishadi. Haqorat qilishda ham. Va ba'zi bir kishini ota-onasini haqorat qilsa, padaringa la'nat desa, o'zingni padaringa la'nat desangiz bo'ladimi? Yo'q, zulm qilgan bo'lasiz. Nimaga? Chunki sizni ota-onangizni xo'p haqorat qildi. Siz uni ota-onasini haqorat qilsangiz, uni ota-onasidan sizga yomonlik kelmadi, uni o'zidan yomonlik keldi. Demak, sizni haqorat qilgan kishini, sizni ota-onangizni agar haqorat qilsa ham, siz uni ota-onasini haqorat qilaman desangiz, haqorat qilish o'zidan kelyapti, ota-onasidan emas. Demak, uni padaringa la'nat desangiz, bu zulm bo'lib qoladi. Lekin sizga ahmoq degan so'zda aytsa-yu, unga javoban ahmoqsan desangiz. Mana bu nima deyiladi? Siz haqingizni olgan bo'lasiz. Bu joiz deyiladi. Lekin o'tkizib yuborish sizga bir marta ahmoq degan bo'lsa, siz ahmoqga qo'shib turib 10 ta lafz bilan so'ksangiz, molsan, itsan, boshqasan deb masalan hech kim nishansa qolmasa, mana bu javob berishda ham haddan tashqariga chiqsangiz, bu ham zulm bo'ladi. Yoki ba'zi qabilalar bo'lgan, masalan bir kishini farzandini o'ldirib ketsa, farzandi o'lgan kishi borib qotilni farzandini o'ldirib ketadi. Tabii uni farzandida nima ayb bor? Xuddi farzanddan ajrashlik qanchalik qiyinligini u ham tatib ko'rsin deb turib uni farzandini o'ldirib ketsa, lekin uni farzandidan biron bir nima o'tgan yo'q. Ayb farzandida emas, ayb o'zida. O'zi o'ldirdi masalan, nohaq uni farzandini o'ldirgan bo'lsa, o'ldirilishga o'zi haqli bo'ladi, uni farzandida aloqa yo'q va hokazo. Mana bular gohida zulm jinoyat qiluvchini o'ziga emas, boshqasiga ham o'tib ketsa, bu zulm bo'lib qoladi. Qasos olishda ham, boshqada ham hokazo. Shuning uchun qasos olishni shartlaridan biri masalan bir kishi birovni masalan jarohatlagan bo'lsa va hokazo, biron joyini sindirgan bo'lsa, mayib qilgan bo'lsa, urgan bo'lsa, xuddi shunday qilib jarohatlaydimi, zulm qilmasdan adolat bilan qasos olishda imkoni bo'lsagina qasos olinadi, bo'lmasa qasos olinmaydi deyishadi ulamolar. Zulm qilib qo'yish ehtimoli bo'lganligi uchun deyishadi. Shuning uchun aksar ulamolar masalan birovni masalan bir kishi mushtursa, qasos olib bu ham bunga bir musht urib berishga qo'yib beriladimi desa, aksar ulamolar yo'q deydi. Nimaga deyilsa, chunki har kimni mushti har xil deydi. Bu buni xo'p bir musht urgan ekan, bunisi Michael Tyson bo'lib buni ursachi masalan, o'ldirib qo'ya qolishi mumkin. Xullas, mushtni bir xil nima qilib bo'lmaydi, buni masalan shuning uchun qasos olib bo'lmaydi deydi. Endi ba'zi ulamolar boshqa jazo bergandan ko'ra eng yaqinrog'i shu deydi. Joiz deganlar bor. Xullas, shu zulm bo'lmasagina, zulmga o'tilmasagina qasos olib berishga imkon beriladi deyishadi. Xo'p, ikkinchi foyda vujubul adl fi jami'il umur. Barcha ishlarda adolat vojibligi. Barcha ishlarda adolat vojibligi. Alloh taolo Qur'onda innalloha ya'muru bil adli val ihson va ita'i zil qurba dedi. Alloh taolo adolatga buyuradi, ihsonga buyuradi va qarindoshlarga yaxshilik qilishga buyuradi degan ma'nodagi oyatda. Ulamolar aytishadiki, ya'muru deb aytdi, buyuradi dedi. Adolatga buyuradi, ihsonga buyuradi, qarindoshga yaxshilik qilishga buyuradi. Mana bu buyruq vojibmi yoki mustahabmi? Qarang, vojib bo'lgan turi ham bor, mustahab bo'lgan turi ham bor deyishadi. Ihsonni vojib bo'lgani bor, mustahabi bor. Ita'itil qurba vojib bo'lishi mumkin, gohida qarindosh urug'ga nafaqa berish vojib bo'ladi, gohida mustahab bo'lishi mumkin. Lekin adolatga nisbatan innalloha ya'muru bil adli vojibdan boshqasi bo'lmaydi, adolatni mustahabi bo'lmaydi deyishadi. Odamki adolatmi vojib bo'ladi deydi. Adolatni mustahabi bo'lmaydi. Balki har qanday ishda adolat bo'lishi vojib bu. Endi adolatni mustahabi bo'lmaydi deganda qanday? Ya'ni adolat chunki har bir narsani o'zining o'rniga qo'yish. Gohida mustahab bo'ladi qaysi ma'noda? Masalan, birov sizni haqorat qilsa, siz ham haqorat qilib o'ch olishingiz, bu nima? Adolat deyishimiz mumkin. Mana shu paytda o'shani ham tark qilishingiz vojib demaymiz. Masalan, illoki o'zing o'ch ol demaymiz. Mana shunaqa o'rinlarda deyilmasa, ammo adolat o'zi aslida masalan ayollarning haqqi yoki ota-onaning haqqi yoki boshqa har bir tanasi o'zini me'yorida bo'lishi, shariat buyurgandek bo'lishi adolat deyiladi, bu esa vojib deyiladi.
Demek ki adalet hemen işlerde vacib ikenliği. Üçüncü fayda, el-insanu dalun illa men hedâhullâhu azze ve cel. Her kendi insan zalalatta, ondan fakat Allah hidayet kılgen kişi müstesna. Dörtüncü fayda, yecibu alel amdi su'alullahi l-hidaye, ben de Allah Ta'ala'dan hidayetine soruşu vacib değil yaptı. Ve her bir namazımızda, Fatiha okuyanımızda, hidina sirat al-mustakim deyip soruyemiz. Allah Ta'ala'dan doğru yolga hidayet kılışını soruyemiz. Bazılar şu yerde, özü hidayette bu seyik, iman getirgen bu seyik, Müslüman bu seyik, yani nemez ki hidayet soruyemiz. Bunda hidayet soruştu manası ne değilse, yani şu hidayette sabit kadem kıgın degen manada değişedi. Lekin İbn-i Kayyim rahmetullah dediler ki, yok her bitti işimizde biz Allah'ın hidayetine muhtacımız. Çünkü her bir işimizde Allah'ın emri var. Her bir işimizde Allah'ın emrine muvaffak kılışımız gerekiyor. Eğer Allah hidayet kılmasa, ona hata koyuşumuz mümkün. Mesela ayalıyız bilen çıkışmaya kaldıyız üyde. Kup üşe hazır çıkışmaya kalan peyde, siz gelir kendi nacoya bir muamele koysa, aynı şu yerde gazap iş çıkanda ne iş kılış gerekiyor? Elbette bu yerde hem şeriat emri var, biz de başçılıkıyız, bu hakeza. Mana bu Allah hidayet bermasa, o'sha joydan shariatga muvofiq tarzda amal qilmasdan amal qila olmasligingiz mumkin. Va hokazo boshqa o'rinlarda ham har birta o'rinda shariatga muvofiq amal qilish talab qilingan. Agar shu ihdinas siratal mustaqim deganda, shu Allohning hidoyatini so'raymiz. Ya'ni har bir ishimizni Alloh taoloning amriga muvofiq, shariatga muvofiq qilishligini, yoki shu narsaga yo'llab qo'yishini Allohdan so'rayotgan bo'lamiz. Demek her bir insan zaralatta Allah hidayet kılgenler bundan müstesna değildi mi? Bundan hem düşünüldü ki hidayet de bu genlerde hem şey verilgen ilim yok ki hidayet bu Allah Ta'ala'nın taraftan buladı. Allah Ta'ala birgen buladı bu hidayetini. Beşincisi cinu insanlarını mükellef ikenliği. El cinnu mükellefune kel ins. Yani cinler hem mükellef hesaplanadı. Kel ins insanlar kabı deyipti. Mükellef ne dediğini? Yani şeriat hitobi qaratilgan degan ma'noda, ya'ni taklif, shariatdagi buyruqlar, qaytariqlar unga ham tegishli degani. Xuddi insonlarga qaratilgan bo'lgani kabi shariatdagi hitoblar, buyruqlar, qaytariqlar inson jinlarga ham tegishli. Jinlarga ham tegishli. Chunki ey bandalarim, sizlarning avvalgilaringiz va oxirlaringiz insu jinlaringiz deyildi. Demak, insu jin hammasi birdek mukallaf. 6-chi foyda La yutlabu rizku illa minallahi azze ve cel. Rizk fakat Allah Ta'ala'dan yine talep kılınadı. Rizk fakat Allah Ta'ala'dan talep kılınadı. Çünkü ey bendelerim, hammalaringiz açsızlar illa min ta'am verirgenler yine müstesna deyiptir. Minden yine ta'am sureyler değildi. Demek rizkini fakat Allah'tan soruşluk. Ve yani şu yerde bitti fayda ne mi? Dua hıganda fakat ahiretke ta'alıklı narsalarını soruşmaz. Dünyaya ta'alıklı narsalarını Allah'tan soruş caizliği. Yani hatta o şey dünyanın hem rızk meselesi de, taam meselesi de, bana kim geldi, minden kim soruyla, minden kim tıraman değildi ve hakeza. Bundan ne fayda alamız? Dünyanın hem soruş caizliği. Özü asla Bakara surası da kegen meşhur dua. Hemeniz bilediğin, Rabbana atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kine azaben nerdiyimiz. Rabbana, Rabbimiz, atina fid dünya hasene, dünyada yan bizge, yakşilik birgin, atakigin ve fil ahireti hasene, ahirette hem yakşilik atakigin. Vakina azabanlar ve bizni dozaq otidan saqlagin deymiz. Mana shu yerda ham dunyodagi yaxshilik ham oxiratdagi yaxshilik so'ralyapti. Demak, bu narsa joiz. Al-istighfar min asbabi maghfirati dhunub. 7-chi foyda istighfar aytish gunohlarni mag'firat qilinishlik sabablaridan biri ekanligi. Fastaghfiruni aghfir lakum. Menga mag'firat so'ranglar, men kechaman dedi Alloh taolo. 8-chisi hifzullah li a'malin nas. Alloh taolo bandalarining amallarini saqlashligi uhsiha lakum deyildi. İnnemâ hiya a'mâlukum uhsiha lakum. Bu sizlerin amellerinizi halas, ben onlarını hesaplap koyamam dedi Allah Ta'ala. Hesap kitap kılışlıgın. Allah Ta'ala bendelerinin amellerini hesap kitap kılışı. 9. fayda, el cezâ'u min cinsil amel. Mukafat, amelinin cinsiden buluşu. Mukafat, amelinin cinsiden buluşu. 10. fayda, azîmu ghînallâhi azze ve cel. Allah Ta'ala'nın bihacetliği. وَأَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ مُفْتَقِرُونَ اِلَيْهِ وَبَنْدَلَرْنِ بَرْچَسِ ise Allah Ta'ala'ya muhtaç ekenliği فِي جَلْبِ مَا يَنْفَعُهُمْ وَدَفْعِ مَا يَضُرُّهُمْ özlerine manfaat buladigen işlerde, onlardan zararını dafkıladigen derselerde hemen insanlar Allah'a muhtaç ekenliği Allah Ta'ala'nın ise bir hacetliği yani hadiste itibar bir ses Allah Ta'ala'nın mülkü şu derecede ki
agar avvalgilaringiz va oxirlaringiz deyapti. Ya'ni Odam alayhissalomdan boshlab dunyoga kelgan insonlarning hammasi va un bilan qo'shilib jinlar bitta yerda to'plansa deyapti. Bitta yerda to'plansa ta qiyomatgacha keladigan insonlar va jinlar bir yerda to'planib mendan har bittasi o'zini masalasini, o'zini hojatini so'rasa va har bittasiga to'liq so'ragan narsasini bersam, meni mulkimdan hech narsani kamaytirmaydi. Faqat dengizga bitta ignani masalan botirib olsangiz, qancha ham kamaytirgan bo'lardi, shuncha kamaytiradi xolos. Bu degani kamaytirmaydi degani. Demak, Alloh taolaning mulki kengligini ko'rsatadi. 11-chi foyda: Allohu yuhsi amalul ibad va yadbituha. Alloh taolo bandalarining amallarini hisob kitob qiladi. Fala yuzlamu indahu ahadun. Hech kim Alloh taolaning nazdida hech kimga zulm qilinmaydi. Har kimni o'zini qilganiga yarasha bo'ladi. Shuning uchun kim yaxshilik topsa Allohga hamd aytsin, kim undan boshqani topsa o'zini malomat qilsin, chunki o'sha berilgan jazo o'zini qilganiga yarasha bo'ladi. Xo'p, hadisdan olinadigan foydalardan yana biri: innakum lan tablughu durri fatadurruni deydi. Sizlar menga zarar yetkaza olmaysizlar dedi Alloh taolo. Lekin boshqa oyatlarda innal ladina yuzuna Alloh va rasulahu, Allohga va rasuliga azor beradiganlar deb keladi. Qanday jamlaymiz? Demak, Alloh taologa azor berish mumkinmi bandalar? Bu yerda yo zarar bera olmaysizlar deyapti boshqa oyatlarda. Hadisda ham keladi: Yuzin ibn Adam, Odam farzandi menga azor beradi. Yasubbu dahra va ana dahru, uqallibu layla va nahar, zamonni haqorat qiladi va holanki men zamonman, kecha va kunduzni almashtirib turaman degan Alloh taolo. Shu yerda menga azor beradi, Odam farzandi menga azor beradi deb keladi. Bu yerda zarar berishligi yo'q, hech kim zarar bera olmaydi deb kelyapti. O'sha yerda ulamolar aytishadiki, zarar bilan azorning farqi bor. Zarar bera olmaydi hech kim. Alloh taologa hech kim zarar bera olmaydi. Lekin azor berishi mumkin va azor berilish Qur'onda ham, hadislarda ham kelgan. Alloh o'zi aytganligi uchun, agar Alloh o'zi xabar bermasa, o'zi haqida bu narsani hech kim aytmasdi, azor beradi deb. Va buni oddiy bir misol qilib keltiradigan bo'lsak, zarar bilan azorning farqini, birovni masalan molini kimdir olib qo'ysa, yoki kelib ursa, boshqa qilsa, mana bu zarar keltirdi deyiladi. Moliga zarar keltiribdi, yoki tanasiga zarar yetkazibdi, uribdi, mayib qilibdi, bir joyini sindiribdi deydi va hokazo. Mana bu zarar deyiladi. Lekin biron bir masalan Alloh taolo martabasini baland qilib qo'ygan kishi haqida, masalan olimlar haqida yoki ba'zi taqvodorlar kishi haqida ayrim kishilar orqasidan g'ibat qilishadi, gapirishadi, tuhmat qilishadi, bu unaqa, bu unaqa deb turib masalan, mana buni eshitgan kishi azorlanadi. Lekin ularning gapi bu bilan zararlandi deyilmaydi. Na moliga zarar yetgan yo'q, na tanasiga zarar yetgan yo'q. Lekin haqiqatda tuhmatchilarni tuhmatini eshitgan inson bab azorlanadi, qalbi azorlanganday bo'ladi-yu. Lekin bu bilan zarar yetdi deyilmaydi. Balki Alloh taolo o'sha tuhmatchilarni tuhmati bilan nohaqligini bildirib qaytaga martabasini ko'tarishi mumkin va hokazo. Lekin odamlar bu haqida gapirayotgan gapni eshitishligi baribir azor yetishi mumkin. Valillahi al-masalul a'la, Alloh taologa ham bandalari noloyiq narsalarga nisbat berish bilan, masalan zamonni haqorat qilish va holanki zamonni boshqarib turuvchi Alloh taolo, bu zamonni haqorat qilgan odam go'yoki Allohning fe'lini haqorat qilayotgandek bo'lib qoladi. Mana bu bilan odam farzandi menga azor yetkazadi dedi Alloh taolo. Yoki shirk keltirish bilan, kufr keltirish bilan Alloh taologa azor berish deyilgani bilan, lekin bu zarar deyilmaydi. Ya'ni zarar yetkazish boshqa narsa, azor yetkazish boshqa, zarar yetkazishda imkoni ham yo'q hech kim. Hatto hammanglar yig'ilib kelib zarar yetkazaman desanglar ham zarar yetkaza olmaysizlar deyapti Alloh taolo hadis qudsiyda. Lekin azor berish mumkin ekan. Xo'p, hadisdan olinadigan yana bitta foyda e'tibor berilsa, Alloh taoloning mana bu shariatdagi buyruqlari, qaytariqlarining manfaati bandalarni o'ziga qaytadi. Chunki avvalgilaringiz va oxirlaringiz, insu jinlaringiz eng taqvodor kishini qalbida bo'lsangiz ham menga nima deyildi? Biron bir mulkimdan biron bir narsani ziyoda qilmaydi. Ya'ni bu namoz o'qinglar, roza tutinglar deb Alloh taolo yaxshi amallarga buyurgan bo'lsa, o'g'irlik qilmanglar, zino qilmanglar, riboga yaqinlashmanglar deb masalan yomon ishlardan qaytargan bo'lsa, bu bandaning o'zini foydasini o'ylab tushirgan Alloh taolo shariatini. Harom ishlardan chetlansa, zararli narsadan chetlangan bo'ladi. Alloh buyurgan narsani qilsa, o'ziga manfaat bo'lgan narsani qiladi. Bu Alloh taolo
bandalarını şu yaxşı amallar kılışke muhtaç bulup durup büyürgenmez. Belki hemisi en takvadar kişiydi bu sahem. Yani Allah'ın etkenini kısam, bu bilen Allah-u Teala'nın mülkü ziyade bu kamiydi. Yoki hemisi Allah'ın etkenini kımasdan, masiyet işte kısam, Allah-u Teala'nın mülküden de mendir kemiyetir koymaydı. Allah-u Teala bizge bir menfaat buluşunu nazarda tutup, bizge şeriat nazıl kımagen, belki şeriattaki ahkamlarını, menfaatı, bandalarını özge kaydadı. Ve hadisten anladık yine bitti fayda, muhum fayda. İnsan berçe hacetini kimden soruş? Yakka Allah'tan soruşu. Yani şu narsanı bazılar mesela soru mahşubuken hacetini katta sanaş mümkün. O bendege nisbeten o. Min mesela boy olsun, başka olsun, barıp durup katta rah narsa sorasam, yok hep narsa soru var deyin de bir etçi mümkün deyken hayalge barış bendege nisbeten olur. Lakin Allah Ta'ala'ya nisbeten bir teytil yaptı ki bütün insanlar yığılıp gelip durup her bir tane soru sayıyor, soru gelin birsem mülkümden buran narsa kememeydi diye düşün için Allah Ta'ala'dan soru oruç gereği. Cennet sorusu ileren Firdevs soru ilerdi. Yani daim şey yukarısını soru oruç gereği. Yani ümit kıyken halatta Allah Ta'ala'dan insan rahmet falan, inşanç falan soru oruç gereği. Ve yine hadiste anladığı yine bitti fayda. Sizlerin evvelleriniz ve ahırlarınız, insü cinleriniz bir yerde toplanıp minden sorusu degen cahiden ulamalar içerdik. Demek cemlengen halatta, hança cemaat köp busa keyin Allah'a dua kılınsa bu icabat sebeplerden içerdi. İcabat bulu sebeplerden biri. Yani yakka halatta kılıngan duadan, cemaat bu kılıngan duanı icabat buluşu yakın rah deyişedir. Çünkü için cümle namazıda, mesela hayat namazlarda, istisqa namazıda cemaat bu okulup Allah'tan soruladı. Yani bu, min esbabil icabe deyişedir. Dua icabat bulu sebeplerden biri, cemaat bugün halatta dua kılış. Çünkü itibar verilse, hatta hayat namazıga üzürlüğü bugün ayarlarını çıkışka targıb kılındı şeriatımızda. Demek ki o namaz okumasa, namaz okuyduğun halette mas, özürlü halette bu ise. Hadiste devamı yeşhedne el hayra ve da'vetel muslimin deyildi. Yakşilikke güvah buladı ve Müslümanların duasıya katlaşadı dedi. İşte dua kılınadı, şu duasıya şerik buladı. Bu işte çünkü hayitte mesela en katta cemaat cemlengen buladı. Bir yılda bir mertte yığıladıgın katta cemaat. Çünkü Müslümanlar yığıladıgın yığınlar her günü beş vakit namazda yığılışadı. Küçük rah cemaat. Kim bir haftada bir mertte cümada yığılışadı. Kim bir yılda iki mertte hayitte cemlenişedir. Bana bu katta yığında cemaatta duanı, cemaat bulup mesela dua kılınışlıkını icabat buluşu yakın rah sebeplerden deyişedir. Çünkü hatta huzurlu bugün ayarlarını yem çıksın, işte duaya katlaşsın deyildi. Şu bulan kifayelenemiz. Subhanakallahu ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbu ileyh. İmam Malik'e kibe içken deyişedir. Siz Muatta kitabını yazdınız. Adamlar Muatta namlı köp kitaplar yazıp tıkıyor. Degenleri de Allah'ın yüzü istelgenin kaladığı degenlerdi.